Diplomasi tam da böyle bir şeydir. Nedir o? Yeri geldiğinde ülkenizin çıkarları doğrultusunda aranız açılabilir bazı ülkelerle. O aranızı açarken de mutlaka bir açık kapı bırakırsınız. Günün birinde o iki ülke dost ülke haline gelebilir. Şimdi bugüne geldiğimizde AK Parti hükümetlerinin belki de en büyük eleştiri noktalarından birisi falanca ülkeyle dün böyleydim bugün böylesin şeklinde eleştiriler. Bakalım o eleştiriler haklı mı değil mi? Bir zamanlar Suriye ile aramız çok iyiydi değil mi? Ama sonra Suriye'de yaşananları tüm dünya gördü. Bir insanlık dramı haline geldi. Ve Suriye ile diplomatik anlamda ilişkilerimiz çok farklı bir boyuta döndü. E şimdi bugüne geldiğimizde yarın eğer Suriye'de bazı şeyler düzelme yoluna girerse Türkiye ile Suriye ilişkileri hep böyle mi kalacak? Bu bir soru. Sadece soruyu sorduk. Mısır. Mısırla ilgili Türkiye ne zaman olumlu bir adım atsa ki şu anda ilişkiler yavaş yavaş rayına oturuyor. Ama bir dönem çok kötüydü değil mi? O döneme baktığımızda Mısır'la diplomatik anlamda ilişkilerin gerildiği o dönemde Mısır'da yaşananları şöyle bir düşünün. Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer batılı ülkelerin ve bazı diğer güçlerin Mısır üzerindeki hegemonyası nedeniyle Mısır'ın attığı olumsuz adımlar da vardı değil mi o zaman? Ve Türkiye o zaman da diplomatik anlamda Mısır'a hep aynı şeyi söylüyordu. Bak sen bu adımları atıyorsun ama sen kaybediyorsun. Yani sen kendin kaybediyorsun. Şu anda da durduğumuz nokta aynı ve şu gün geldiğimiz noktada Mısırla ilişkilerimizin rayına oturduğunu görüyoruz. Tam da bu sırada çıkıyor birileri. "Vay dün sen öyle demiştin, dün böyle demiştin, şöyle demiştin, böyle demiştin." Çok basit tartışmalar bunlar. Bugün siyasette sert söylemler duyarsınız yarın çok farklı söylemler duyarsınız ama bakarsınız neticesi ne oldu diye. Değil mi? Ülkelerde de böyle. Ülkeler çıkarları doğrultusunda zaman zaman bazı ülkelerle gerilir, bazı ülkelerle yumuşar. İşte şimdi Yunanistan'da Türkiye'nin attığı ilk adım, uzattığı el bakın karşılık buluyor. Biz Yunanistan'la da olsa, Suriye'yle de olsa veya aklınıza gelecek hangi ülke olursa olsun. Her zaman dost olmak isteriz. Düz mantık Düşman ister mi bir kişi? Tabii ki düşmanları az olsun, dostları fazla olsun ister. Ama bu karşılıklı çıkarların çatışması hele ki Türkiye'nin kendi güvenlik ve beka sorunlarıyla ilgili bir hal almışsa o zaman durum farklı olur. E şimdi Yunanistan'a bir el uzatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gerçekleştirdiği ziyaretle bir kez daha... Yunan medyası başta olmak üzere batı medyasının manşetlerini süslemeye devam ediyor. Ve o adımlar da meyvelerini yavaş yavaş verecek. Diplomatik anlamda yakınlaşma önümüzdeki süreçte belki de sporla, sanatla çok farklı bir boyutta kazanabilir. Şimdi şu soruyu sormak lazım. Neden olmasın? Yunan televizyon ve radyolarında Türkçe ve Yunanca şarkılar çalındı. Adalar vizesi ziyareti açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti ilklere sahne oldu. İki ülke arasında iyi komşuluk bildirgesi imzalandı. Bardağın dolu tarafıyla konuşmak öyle zannediyorum ki gelecek için çok daha hayırlı olacaktır. Son 50 yıldır deneniyordu. Michotakis, Lozan'dan 100 yıl sonra imzaladık dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ev sahibine, değerli Kiryakos diye seslendi. Michotakis de Erdoğan'a sevgili başkan diye hitap etti. Değerli Kiryakos'un da bizimle aynı kanaati paylaştığını görmekten... Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakanlık ofisine yürüyerek geçti. Habercilerle sohbet etti. 45 dakika planlanan Michotakis görüşmesi buçuk saati buldu. Atina ziyaretinde iki ülke ilişkilerinde yol haritası belirlendi. Ege ve Akdeniz'in barış denizine dönüştürülmesi konusunda mutabakata varıldı. Biz Ege'yi bir barış ve işbirliği denizi haline getirelim istiyoruz. Türkiye Yunanistan olarak atacağımız ortak adımlarla tüm dünyaya örnek olalım arzusundayız. Sağlıktan eğitime, enerjiden turizme 15 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı. Zirveden 10 adaya 7 gün vizesiz seyahat imkanı çıktı. İki lider yılda en az bir kez görüşme kararı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Michotakis'e birlikte basketbol maçı oynamayı önerdi. Ankara ziyaretine randevu verildi. Erdoğan takımı şimdiden belirledi. Yunan panathinaikos takımını çalıştıran Ergin Atamana hazır ol, bizim takımda olacaksın dedi. Erdoğan Miçotak ise işgal altındaki Filistin'in haklı davasında Türkiye'nin Barış Diplomasisi adlı kitabı hediye etti. Ziyarette Yunanistan'da yaşayan Türkler de unutulmadı. Erdoğan, Atina Büyükelçiliği'nde Doktor Sadık Ahmet'in ailesi ve Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını da cevapladı ziyaretin devlet başkanı düzeyinde 65 yıl sonraki ilk temas olduğunu hatırlattı. Türkiye ile Yunanistan arasında yeni bir sayfa açılacağına inanıyorum dedi. Bu işbirliğini sadece enerji alanında değil, nükleer enerji dahil tüm alanlarda geliştirmenin, genişletmenin gayreti içindeyiz. Mesela bizim Sinop'ta inşa edilecek nükleer santralimizin enerjisinden Yunanistan'a da imkan tanıyabiliriz. Erdoğan iki ülkenin arasını açan Akdeniz'deki doğal kaynaklarla ilgili de önemli mesajlar verdi adil bir paylaşım mümkün olduğunu söyledi. Bölgemizin doğal zenginliklerinin hakça paylaşımı noktasındaki tutumumuz başından beri aynı. Kimsenin hakkında, hukukunda gözümüz olmadığı gibi haklarımızı da kimseye çiğnetmeme irademiz sağlamdır. Kaldı ki Doğu Akdeniz'de kapsayıcı, adil bir paylaşım mümkündür. Yeter ki bunu sağlayacak zemini inşa edip doğru yol haritaları oluşturalım ve provokasyonlara fırsat vermeyelim. Erdoğan provokasyonlara da dikkat çekti. Ege'de tansiyonu yükselten savaş uçakları arasındaki it dalaşına son verilmesi istendi. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimleri ilişkinde konuştu. Belediye başkan adaylarını 15 Aralık'tan itibaren ilan edeceklerini duyurdu.